Ahmet Hakan küresel yüzsüz Disney zekamızla alay ediyor. Atatürk dizisini iptal etti. Türk halkı tepki gösterince de hepimizin zekasıyla alay eder gibi şöyle bir açıklama yaptı. Biz diziyi film olarak Türkiye'deki kanalımızda yayınlayacağız. Ayrıca sinema filmi yapacağız. Kanallarında film olarak yayınlayacaklarmış, sinema filmi yapıp sinemada göstereceklermiş. Böyle diyorlar. Ama dizi olarak platformlarında neden yayınlamadıkları konusuna milim açıklık getirmiyorlar. Halbuki konu çok net ve açık. Sen soykırım iftiracılarının baskısına boyun eğdin mi, eğmedin mi? Asıl konu bu. Bu konuya hiç girmiyorlar. Madem Atatürk'e Türkiye'deki kanalınızda filmini yayınlayacak kadar saygı gösteriyorsunuz. Neden platformunuzda Atatürk dizisini yayınlamıyorsunuz? Bunlar tam anlamıyla küresel kasaba kurnazı hem soykırım iftiracılarına zafer kazandıracaklar hem de Türk halkının tepkisini dindirecekler. Atatürk dizisini yayından kaldırmalarından daha büyük ayıp Türk halkının zekasına ettikleri bu hakarettir. Mansur olsaydı. iyi partili bir isim, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu yerine Mansur Yavaş olsaydı seçimi %62 ile kazanırdık demiş. Sadece şu kadarını söyleyeceğim, denemeden bilemezsin. İlk üçümüz benim değil, ilk Ü M. Türk milletinin 2023'ün ilk 6 ayında online yemek siparişinde ilk üçü bir, lahmacun, 2 Adana dürüm, 3 tavuk dürüm. Milletimin ilk üçü benim de ilk üçümdür. Milletimle aynı dalga boyunda olmam nedeniyle mesut ve bahtiyarım. Ne şeker bir hava tahmini. Hava tahminleri yapan siteden bir haber müjde. Müjde. Balkanlar Basra ile mücadele verdiği masadan zaferle ayrılmaya hazırlanıyor. Balkanlar salıdan itibaren İstanbul'u ferahlatacak. Verdikleri haber güzel, haberde kullandıkları dil şeker. Daha ne olsun? Ekrem Bey lütfen biraz ciddiyet. Ekrem İmamoğlu'nun planı şuymuş. Murat Karayalçın CHP'nin geçici genel başkanı olacakmış. İmamoğlu İBB aday olup kazanacak ve meclis çoğunluğunu alacakmış. Yerine Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık İBB başkanı olacakmış. Murat Karayalçın istifa edecekmiş. Onun yerine İmamoğlu CHP'nin başkanı olacakmış. Ne kadar da güldürücü bir plan. Kazanıp kazanmayacağı belirsiz. Kazansa bile meclis çoğunluğunu alıp almayacağı belirsiz. CHP delegesinin Karayalçın'ı seçip seçmeyeceği belirsiz. Kılıçdaroğlu'nun oyun planı belirsiz. Ayrıca işin şu kısmına dikkat, yerel seçimde milletten nasıl oy isteyecek İmamoğlu? Abilerim, ablalarım. Siz beni seçin. Eğer kazanırsam belediyeyi bırakıp CHP'ye genel başkan olacağım mı diyecek. Kampanyasını böyle mi yürütecek? Ekrem Bey, lütfen biraz ciddi olur musunuz? Ülkemize güvenelim. Oppenheimer filmine gidenlerin sayısı Barbie filmine gidenlerin sayısını geçmiş. Ülkemize güvenelim. Genelkurmay Başkanı kim olacak? Kuvvet komutanları kim olacak falan diye sayfalarca analiz yapılmıyor artık. Ülkemize güvenelim konfor alanlarım, salonumdaki kanape, kedim sekterin varoluşunu tamamlayabildiği her yer, mahallemizin kafesi, dostum Muzo'ya ait tüm mekanlar, zengin bir arkadaşın teknesi, Sultan Gazi'deki hobi bahçeleri, kaz dağları, hoşuma giden trendler, telefondan Twitter silmek, anın fotoğrafını çekmek için çırpınmak yerine anın tadını çıkarmak, tasarım sefer tasları, Fransa'ya diklenen Afrika liderleri, Alışverişi internetten değil mağazadan yapmak.